Değerli meslektaşlarım, bilgisayar sözcüğünün 50. yılı kutlamalarını çalışma yaşamından kopmadan sağ karşımda yapmak bugün bana hem yaşam sevinci hem de umut veriyor. Devletimizin kamusal vazifelerinde Bilgi İşlem Merkezi Müdürü olarak Hacettepe Üniversitesi adına bu sözcüğü ilk kez 1969 baharında Elektronik Yüksek Mühendisi çıkışım 1964 yılında olduğuna göre bilgisayar sözcüğünün Türkçe köklerden türetip işinde kullanmaya başladığında mesleğimin 5. yılında 29 yaşındaydım. Bugün 80 yaşıma birkaç ay kala gençliğimden beri Türkiye için beslediğim özgür düşünceye, bilime dayalı umutlarımı, özgüvenimi, aradan geçen güç dönemlere karşı bugün bile canlı tutabildiğim için mutluyum. Baştan beri Atatürk önderliğindeki aydınlanma çizgisinden de Türkçe'yi bir bilim öğretim dili olarak geliştirme çizgisinden de sapmadım. Bu doğrultuda Türkçe köklerden terim türetip gündelik işlerinde kullanmaya Nisan 65'te yedek subaylık görevim sırasında başlamıştım. Bu çabada sırtımı matematikselliği düzenli yapısıyla yeryüzünde bir eşi daha bulunmayan Türkçe'ye yaslayarak ürettiğim bilişim, bilgisayar, donanım, yazılım, çevrim içi, iletişim gibi 2500'ün üzerinde yeni sözcüğü Türk halkı tümüyle benimsedi. Cumhuriyet'in 50. yılında 1973-74 öğretim yılında Türkiye'de ilk kez açtığımız Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde doktora programı da 1977'de açtığımız Bilgisayar Mühendisliği lisans programı da o yıllarda edindiğimiz çevrim içi yönetim bilişim sistemleri geliştirme deneyimimize, yapabilme bilgimize ve Türkçe bilişim terimlerimize yaslanarak gerçekleştirilebildi. Bu öğretim süreci bunun için o zaman İngilizce öğretim yapan birkaç üniversitemizin dışında bütün yüksek öğretim kurumlarımıza hızla yayıldı. İlk 8 doktora tezi Türkçe'ye dayalı veri tabanı yönetim dizisi tasarımı, büyük veriler, zaman dizileri, görüntü işleme, makine öğrenmesi, yapay zeka, doğal bir işleme ya da bilişimsel dil bilimi gibi günümüz bilimin en ileri konularına giren Türkçe yazılmış tezler. Her düzeyde çöken eğitim düzenimizle birlikte ülkemizde bugün Türkçe öğretim yapan bir üniversite bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu durumun aşılacağından kurtulduğumuz 1980'lerin sonunda IBM sözlüğünde yer alan yaklaşık 12 bin terime bilgisayar sistemlerinin kullanıcı dili olarak İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca'nın yanı sıra Türkçenin de kullanılması için dilimizde karşılıklar bulma işini bana verilen 90 günlük süre içinde bitirebilmiş olmanın yalnızca Türkçenin gücünün bir göstergesi olduğunu açık seçik anladım. Endüstri devrimine ayak uydurmada 250 yıllık bir gecikme yaşamış ülkemizin yaklaşan bilişim devriminin ayrımına erken varmakla bu gecikmeye son verebileceğini düşündüm. Genç bir mühendis olarak mesleğimi bir toplumsal, ekinsel kalkınma aracı olarak görmeyi öğrenerek buna yürekten inandım. Böyle olmazsa daha 1968'de bilişim teknik bilimini Türkiye'nin kalkınması için bir araç olarak kullanacağım diye kendime, çevreme, topluma söz verebilir miydim? 22 Nisan 71'de Türkiye Bilişim Derneği'nin hem de 12 Mart 1971 darbesinden yalnızca 41 gün sonra. Bugün Türkiye Bilişim Derneği'nin ve onu izleyen Türk Bilişim İş Adamları Derneği'nin TÜBİSAN, Türkiye Bilişim Vakfı gibi 30'u aşkın derneğinin ve bilgisayar mühendisleri odasının çalışmalarını
kıvançla izliyorum. Çağ hiçbir zaman geriye akmaz. Türkiye, birbiri ekini insan gücünde daha 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bütün dünya ulusları için örnek olarak Cumhuriyet aydınlığıyla uzandığı parlak geleceğe er geç ulaş edermiş. Hepinizin sevgi ve saygıyla tamamlıyorum.